Avustralya ve dünyadan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 21 Ocak 2021 Perşembe. Sydney'de 36 semtte Covid alarmı. Binlerce Sydney'liye 36 semtte Covid izleri bulunması üzerine hastalık belirtileri konusunda fazladan dikkatli olmaları uyarısı yapıldı. Glenfield'daki atık su işleme tesisinde virüs belirlenmesi üzerine New South Wales Sağlık Bakanlığı onlarca semt için uyarı yayımladı. 36 semtte 160 binin üzerinde kişiden belirtiler konusunda fazladan dikkatli olmaları istendi. New South Wales'te 3 gündür 0 Covid vakası, kısıtlamaların gevşetilebileceği belirtiliyor. New South Wales'te Covid salgınında mevcut trend sürerse bir hafta içerisinde kısıtlamaların gevşetilebileceği bildirildi. Açıklama Başbakan Gladys Berejiklian'dan geldi. Dün sabah itibarıyla hiçbir yerel vaka bildirilmedi. Başbakan maske zorunluluğu hariç diğer kısıtlamaların gevşetilebileceğini belirtti. Avalon salgını öncesinde evde toplanma sınırı 30 kişiydi. Şu an 5 kişide bulunuyor. Bağımsız senatörden Çin'in zorla çalıştırdığı Uygurların ürettiği ürünlere yasak teklifi. Amerika'da yeni yönetimin de Çin'in Uygur Türklerine soykırım uyguladığını teyit etmesinin ardından Avustralya'da bağımsız bir senatör bir yasa teklifinde bulundu. Rex Patrick, Uygurların zorla çalıştırılarak üretilen tüm ürünlerin Avustralya hükümetince yasaklanmasını öngören yasa teklif etti. Senatör, Uygurların kölelik koşullarında çalıştırıldığı Çin'de Nike ve Volkswagen gibi bazı çok büyük oyunculara işaret etti, bunun kabul edilemez olduğuna dair güçlü mesajlar göndermeliyiz dedi. Arakanlı mülteciler yurtlarına dönüyor. Myanmar, ülkedeki baskı ve şiddetten kaçarak komşu Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman mültecilerin bu yıl içinde yurtlarına dönmesini kabul etti. Mültecilerin yeniden yurtlarına yerleşmesi için Çin öncülüğünde Myanmar'la Bangladeş hükümetleri arasında yapılan görüşme olumlu sonuçlandı. Bangladeş Dışişleri Bakanı Mesut Bin Mümin, çevrim içi gerçekleştirilen üçlü toplantının ardından Arakanlı Müslümanların bu yılın ikinci çeyreği içinde yurtlarına dönmeye başlayabileceklerini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Joe Biden'a nükleer anlaşma çağrısı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'da kurulacak yeni hükümetten beklentilerinin uluslararası anlaşmalara geri dönmeleri olduğunu belirterek, Washington 2015 nükleer anlaşmasına geri döndüğünü duyurursa biz de anlaşma kapsamındaki taahhütlerimize riayet edeceğiz dedi. Güncel döviz kuru ise şöyle, 1 Avustralya doları 5 Türk lirası 74 kuruştan, 76 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklığına gelince, Canberra 31, Sydney 27, Melbourne 30, Adelaide 35, Brisbane 27, Perth ise 34 derece olması bekleniyor. Bir sonraki bültenimizde yeniden görüşmek üzere, esen kalın. Gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız bizi Facebook hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.